Sen hala abone olmadın mı? Bak abone ikonu şurada, şurada. The Godfather ile Değişik Şeyler'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün değişik şeyler yapacağız. Evet, şimdi yapmak istediğim şey şu. Benim bir arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaşım. O bu minyonları çok seviyor. Burada göstereyim size bu minyonları. Bu minyonlardan bir tanesinin bu gözlerini mouse'u takip edecek şekilde animasyonlu hale getireceğiz. Biz ekranda mouse'u hareket ettirdikçe bu minyon bizim mouse'umuza bakacak. Visual Code açık. Google tarayıcısı açık. Yeni bir klasörde yeni bir dosya yap dedim. Minyon.html diyeyim onun ismine. Minyon.html'yi oluşturdum. Hemen html 5. Ne yapıyoruz? Buradan HTML 5 seçiyoruz. HTML 5 formatında dosya başlığını minyon olarak değiştirdim. Tabi bunu link CSS style CSS deyip kaydediyoruz. Yeni bir dosya daha oluşturdum. Buna da style.css ismini verdim. Her iki dosya da açık. Explorer'ı kapattım. Çalışmaya hazırız. Her iki dosyayı da kaydettik. Klasörün içerisine. Her zaman yaptığımız gibi bunları Live Server ile çalıştırıyoruz. Live Server bize sağ tarafta tarayıcımız olarak geldi. Şimdi önce şu minyon resmimizi bir bu resmi kullanalım. Şuradan linkini aldım. Bu İnternetten resimler alırken lütfen telif haklarına dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu önemli bir konu. Şimdi ne lazım bize? Tüm nesneleri içinde tutacak bir tane taşıyıcı lazım. Bir taşıyıcı div lazım. Buna minyon diyeyim. Şöyle minyon isimli bir div oluşturdum. Bu minyona iki tane göz yapacağız biz. O yüzden bunun içerisine de yine göz sınıfında bir div oluşturdum. Bu divi iki tane kopyaladım. Bunlardan bir tanesi sol, bir tanesi sağ olacak. Buna left eye diyelim. Buna da right eye diyelim. Tamamdır. HTML kısmı bu kadar. Hemen şekillendirme kısmına geçelim. Resmin adresini kopyaladık buradan. Bunu kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Evet. İlk önce taşıyıcı divimiz, yani minyon olan divimizi bir görünür hale bir getirelim. Ne diyoruz? Border solid 1 piksel diyoruz buna. Bir de x'i bulup basabilirsem. Evet, şu bizim minyon divimiz olacak. Ne diyorum buna? Width 500 piksel. Bugün niye bir x'i bulamıyorum? Height 500 piksel. Background URL deyip resmin adresini yapıştırıyoruz içine. Evet. 500 piksel değilmiş gördüğün gibi. Resim küçük kaldı. 600 piksel olmalı. Aynen. Tamamdır. Bura tamam. Bura güzel. Şimdi bu minyonumuzu biz ne yapalım? Ortalayalım. Bunun için body elementine bir sınıf yazalım bir tane. Bir kere body'nin yüksekliği olmalı her zaman. Görünen alanın tamamı, yani %100 kadar body yüksekliği verdik. Flex kullanacağız. Flex'in içerisinde objeleri ortalamak daha kolay. Align items center diyeceğiz. Bir kaydedeyim. Bak dikine indi aşağıya. Ortaya geldi hemen. Bir de justify content center diyeceğiz. Hop, yataylamasına da geldi. Ekranın ortasına getirdik resmimizi. Şimdi bu çerçeveden kurtulabiliriz şundan. Ama siz onu görün istiyorum ben. Nerede çalışıyoruz, ne yapıyoruz? Onu görün istiyorum. O yüzden çerçeve burada durmaya devam etsin. Bunun içerisindeki objeleri de yerleştirmem gerekecek. O yüzden bunu da display özelliğini flex yapıyorum ben. Yani ikisi de flex olsun. İçin sıkıntı yok. Şimdi şuraya bir bakalım.
İki tane div yaptık. Bunlara ikişer tane class verdik. İkisinde de ortak class var. Eye yani göz class'ı. Birinde left eye, birinde right eye var. Bunun sebebi şu. Ortak class'a ikisinde de olması gereken standart özellikleri yazacağım. Sol gözü biraz sola göre, sağ gözü biraz sağa göre yerleştirmemiz gerekecek. Bunun için de işte left eye, right eye class'larını kullanacağım ben. Ortak sınıfı yazmaya başlayalım. Göz sınıfını. Eye isimli bir sınıf oluşturdum. Şimdi bu arkadaşlar position relative olacaklar. Yani bu alanın içerisinde yerleşsinler. Ölçüleri ona göre vereyim istiyorum. Width diyelim. 100 piksel diyelim şimdilik. Bunları hep tek tek ayarlayacağız. Eye diyelim. Yükseklik diyelim. 100 piksel diyelim. Bir de border verelim bu arkadaşlara. Şu şekilde. Evet, şu iki tane kareyi birini bu sol gözün üstüne, birini sağ gözün üstüne yerleştirmemiz gerekiyor bunları. Sonra bunları yuvarlak yapacağız. Bunları göz çukuru haline getireceğiz. Bu göz çukurlarının yerine buradaki bizim elementlerimizi kullanacağız. Nasıl yapacağız? CSS ile yapacağız bunların ikisini de. Daha önceki bölümleri izlediyseniz genelde grafik programları kullanmak istemiyoruz. Eğer yapabiliyorsak CSS ile, CSS ile, JavaScript ile, HTML ile işimizi halledelim istiyoruz. Şimdi bunları biraz üstten aşağı indirelim. Mesela top 100 piksel diyelim şöyle. Bak yapmak istediğim şey şu kenarı tutturmak ilk önce. 100 fazla oldu. 80 diyelim. İyi gidiyoruz. 85 diyelim mesela. 85-86 olabilir mesela. Aynen 86 piksel. İyi oturdu buraya bu. Yükseklik 100 olmayacak. Yükseklik daha fazla olması gerekiyor. Bir 150 deneyelim. Neredeyse. Yemin ediyorum. 145 deneyelim. Şurada az bir kenar görüyorum şu altta. 147 diyelim. 8 diyelim. 148 diyelim. 148 piksel. Evet. Dolayısıyla bunların enleri de 148 olacak. Kare şeklinde olacaklar çünkü. Hatta kare şeklinde olmayacaklar. Yuvarlak şeklinde olacaklar. Nasıl yuvarlak şeklinde olacaklar? Border radius vereceğiz. %50 kadar. Hop böyle yüz yuvarlak olacaklar. Gördün mü? Evet, durumumuz iyi. İyi iyi. Şimdi önce ne vardı? Left eye vardı. Bir tane. Değil mi? Bir tane de right eye vardı. Sağ göz, sol göz bunlar. Tamamdır. Şimdi şu sağ gözü bir ileri götürmemiz gerekiyor. Buna ne diyeceğiz? Left diyeceğiz. Arada bugün klavyede tuş kaçırıyorum. Niyeyse. 200 diyelim bir. Fazla gitti. 150 diyelim. O neredeyse tutturuyorduk. 155 diyelim. 156 diyelim. Evet, birinci göz çukurumuzu yerine oturtturduk diye düşünüyorum. 157 diyebiliriz buna. Bir piksel daha gidebilir. Tamamdır. Şimdi birinci yani sol göz çukuru içinde yapacağız aynısını. Burası da ne kadardır? Bunun kendisi 150. Orası da şu anda en sağ tarafı 155 civarında ya 140 civarında. Demek ki burası da 130 piksel falandır. Vallahi şak. 131. 131. Yok. 129. 129. Şu sol tarafta şey çıkıyor şurada. Kenarda ona bakıyorum. Evet, iki tane göz çukurunu yerine oturtturduk. Bak. Çok güzel. Şimdi bu gözlere biz eğer background white dersek şöyle. Gördün mü? Bu border'ını kaldıralım. Border olmasın istiyorum. Daha önce sanırsam şeyde neyde kullanmıştık? İçe doğru gölge. Analog saati yaparken içe doğru gölge kullanmıştık. Birinci bölüm. Birinci bölümde.
Analog saati yaparken içe doğru gölge kullanmıştık. Nasıl kullanmıştık? Box Shadow. Inset dedik, içe doğru vereceğiz dedik. Koordinat 0 0 olacak dedik. Dağınıklık veriyoruz buna. Mesela 15 piksel vereyim. RGBA 0 0 0. Bu neydi? Siyah. Nokta mesela 8. Gördün mü aradaki farkı? Bak. İçe doğru gölgeyi alınca ne güzel oldu. 15 piksel az. 25 piksel yapalım. 50 piksel yapalım. 50 daha güzel oldu bence. 50 biraz fazla ya. 40 yapalım. Aynen. Şurada, bak şurada hafif bir siyahlık görüyorum. Bu ya sola gelecek demek bu göz çukuru ya yukarı gidecek demek. Önce left göz çukurunu yani soldaki göz çukurunu bir piksel geri çekeyim şöyle. Evet, çok daha iyi oturdu bence. Bilmiyorum videoda görebiliyor musunuz ama Codepen'de kodu var. Codepen'deki koda bakabilirsiniz. Gerçi o kodla oynuyorum atmadan önce ama neyse. Evet, güzel oldu. Bunu hallettik. Şimdi ne lazım biz bu gözlere? Göz bebeği lazım. Nasıl yapabiliriz? Eye olana mesela after için bir element oluşturabiliriz. Boş content diyelim. Width verelim. 50 piksel. Height verelim. 50 piksel. Bir de background verelim. Şöyle. Neredeler? Gözükmüyorlar. İkisini de göremedik. Niye göremedik? Hadi bakalım. Düşün bakalım. Şu anda görüyor olmamız lazım. Bir border verelim. Solid 1 piksel verelim. Aa bak orada görüyor musun? Bak. Bak çizgiyi gördün mü? Tabii. Şunu flex vermiştik. Hatırlıyor musun? O zaman bu arkadaşımıza da biz bir şey ekleyelim mi? Inner flex mesela. Inline flex pardon. Şuna bir inline flex ekleyelim. Bir öncekinde bir şey eksik yazdığımız için öyle olmuş. Onu kontrol etmek gerektiği. Tamam. Şimdi border'a ihtiyacımız var mı bunda? Bunda border'a ihtiyacımız yok. Yuvarlamak için ne yapıyorduk? Border radius 50 yüzde. Hop, gördün mü? Yüz yuvarlak oldular. Şimdi bunu JavaScript ile mouse'u takip eder hale getireceğiz. Bunun için de şu özelliği kullanacağız. Bu eye nesnelerinde. Bunu da hatırlıyorsanız Analog Clock'ta da vardı, şeyde de vardı, 3 boyutlu yazı yazmada da vardı. Ne diyoruz? Rotate diyoruz. Bir derece giriyoruz. Mesela 45 derece diyoruz buna. Bak böyle dönüyorlar, gördün mü? Ya da mesela işte 135 diyoruz. Bu şekilde çevirebiliyorduk. Hatırladın mı? Hatırladım. Çok güzel. Şimdi bu özelliği kullanacağız. Birazcık bir trigonometri hesabı yapacağız. Mouse'un koordinatını bulacağız. Mouse'un koordinatına göre nasıl döneceğini hesaplayacağız. Oraya çevireceğiz. Bu özellikle çevireceğiz. Ama tabi JavaScript'le onu çevirmeden önce hazırlığımızı yapmamız lazım. Şimdi ben bu göz bebekleri ortada olsun istiyorum. Bunu nasıl yaparız? İkisi de ortada olsun istiyorum. Şöyle yaparız. Bak şimdi. Buna biz margin veririz. Left'ten. Mesela 30 piksel. Gördün mü? Gidiyor ileriye bak. 50 piksel. 48 piksel. 45 piksel. Ya da bu inline flex olduğu için şu arkadaş. Hatırlıyor musun? Bu inline flex'ti bu arkadaş. Buna margin left vermeyiz. Onun yerine bu inline flex olan arkadaşa deriz ki justify content center deriz şöyle. Hop. Gördün mü? Böyle de ortaya gelir. Değişen bir şey yok. Ortaya getirdik. Birazcık böyle üst kenardan şeye gitsin istiyorum. Aşağıya. Onun için tabii margin mecbur vereceğiz. Margin top diyelim. Mesela 10 piksel diyelim. Şu çerçevenin üstüne çıkmasın. Ama kenarına oldukça yaklaştırabiliriz.
8 piksel, hatta 5 piksel gibi. Güzel. Şimdi bayağı göz bebeğine de benzedi ya. Şaka maka. Ama daha gerçekçi olsun, daha güzel olsun istiyorsan yapabileceğin şeyler var. Bunu düz bir siyah renk değil de böyle içerisinde hani gözün halesi olur ya. Bak burada orijinal kendi gözünde var mesela. Şu bizim göz çukurlarını bir saklayalım. Görüyor musun? Şurada bak. Halesi var üstünde. Şimdi nasıl? Dışı siyah. Arada renk var. İçi de siyah. İçinde de beyaz bir noktacık var. Böyle bir ne yapabiliriz? Gradyent yapabiliriz. Nerede gradyent yapmıştık? Neon text efektini yaparken yuvarlak gradyentler yapmıştık. Hatırladınız mı? Oradaki gibi bir gradyent yapabiliriz. Bunda ne yapıyorduk? Şu background kısmına radial gradyent dedik ya. Bu ipucu veriyordu aslında ama neyse. Onu şimdi hatırlayamadım. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Gradient generator yazıyorsunuz Google'a. Şöyle CSS'de gradient generator diye bir şey çıkıyor. İki renkli radial olsun. Şimdi bak bu bizim birinci renk. En ortadaki renk. Bu ne olacak? Beyaz. Bunun hemen yanında ikinci bir renk olacak. Bu gözün göz bebeği rengi. Mesela ne renk? Şöyle şuralarda bir renk. Pardon. Bir kere şurada bir siyah olacak. Bir tane. Özür dilerim. Hemen şu beyaza çok yakın bir siyah olacak. Şöyle çok yakın ama. Onun yanında bir siyah daha olacak. Şöyle. Ondan sonra renk. Göz bebeği rengi. Ondan sonra o renk gene genişleyecek. Ondan sonra son rengimiz gene siyah. Gördün mü? Şurada var mesela. Bu size ne yapacak? Şu background için yazacağınız CSS kodunu kendi kendine hop diye yazacak. Böylece uğraşmayacaksınız. Arkadaşı buradan kopyalayacağız. Şu renge yapıştıracağız. Biz kendi minyon çizimimize döneceğiz. Seveceğiz. Oh oldu gitti. Bitti gitti ya. Bu kadar. Nasıl? Olay. Bu iki tane maviyi birazcık şey yapabiliriz. Bence çok açık o renkler. Şu mavi renkler çok açık. Daha böyle. Hatta bir tanesi koyu. Bir tanesi az daha açık olabilir şöyle. Bu renk bence daha güzel oldu. Buradan rengi alıyorsunuz. Kopyalayıp. Kendi CSS kodunuza yapıştırıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Aynen. Tamamdır. Böyle olsun. Bence bir mahsuru yok. Evet, çizim kısmını bitirdik. Şu anda minyonu çizdik. Çizme kısmını bitirdik. Şu çerçeveyi kaldıracağım. Bunu siz görebilin nerede çalıştığımızı diye tutuyordum. Kaydedeceğim. Tamamdır. Şimdi konsolu bir açalım. Bu arada şurada kaydırma çubuğu çıkmış, fark ettin mi? Bunun için ne yazıyoruz? Aynen. Overflow hit'ten yazıyoruz. Gözükmüyor. Bu şimdi tam ekran baktığımız zaman şöyle gayet güzel gözükecek. Şimdi önce bir konsolu bir açalım. İncele diyelim bu arkadaşa. Ulan konsol diyelim. Konsolu da şöyle gözükecek hale getirelim. Konsol açalım. Ne yapacağız? Script yazacağız. Bunun için sayfamıza bir tane script src ekliyoruz. Script.js diyeyim ismine bunun. Klasörün içerisine o dosyayı da hemen script.js diyerek oluşturalım. Onu da kaydettik. Minyonu da kaydettik. Explorer'ı kapattık. Tamamdır. Script.js'miz hazır. Şimdi ne yapacağız? Kullanıcı bu sayfanın üstünde mouse'u hareket ettirdiği zaman mouse'un pozisyonunu okuyacağız. Sayfanın sıfır noktasıyla, şuradaki sıfır noktasıyla X istikametindeki artı mouse pozisyonlarını JavaScript'in bir fonksiyondan geçireceğiz. Bu bize aradaki açıyı verecek. Bu açıyı nesnemizi çevirmek için kullanacağız. Tamam mı?
karışık gibi oldu ama biliyorum yazdıkça daha anlaşılır hale gelecek. Ben komutları zaten tek tek anlatacağım size. Şimdi ilk önce mouse'un pozisyonunu bir alalım. Mouse hareket ettiği zaman bunun üstünde mouse'un pozisyonunu bir alalım. Bunun için document.addEventListener bir etkinlik izleyicisi ekliyoruz. Hangi etkinliği izleyeceğiz biz? Mouse move etkinliğini izleyeceğiz. Bunu da event parametresi e olarak alsın ve bir fonksiyona göndersin diyeceğiz. Böylece event listenerimizi kurduk. Burası fonksiyonumuzu yazacağımız kısım. Bunun içerisine şimdi mesela console.log e dersek eğer şu şekilde ve kaydı dersek burada mouse'u gezdirince bak aşağıda console'da mouse event diyor. Başlıyor. Gördün mü? Bir sürü de parametre veriyor bize. Bakalım neler veriyor. Bir hızlıca bir inceleyelim mi orayı? Bir sürü parametre veriyor. Görüyor musun mouse eventin içinde? Güvenilir midir? Ekranın neresindedir? Buradaki ekran sizi yanıltmasın. Sayfanın neresinde değil. Bütün ekranın neresinde. Yani ekranınız 1920x1080 ise bu sayı 1500 küsürlü gelir. Gayet normal. Client'ın neresinde? Yani browser tarayıcısının neresinde? Kontrol tuşu basılı mı? Shift tuşu basılı mı? Alt tuşu basılı mı? Bak sol tuş basılı mı? Sağ tuş basılı mı? Kaç tane düğmesi var? PageX'ine, offset'ine bir sürü parametre veriyor. Bunların her birini başka başka amaçlar için kullanabiliyoruz. Ama biz bugün bunlardan X ile Y'yi kullanacağız. Şu ikisini. Yani alacağımız değerler neymiş? Konsolu kapattım yanlışlıkla. Geri açayım onu. Aşağı itecektim konsolu şuraya. Kapattım komple. E.x bir de yanına da E.y bu iki parametreyi kullanacağız. Bu iki değeri kullanacağız. Şimdi bak bakalım gördün mü? Sayfanın köşesine gidiyorum. 0'a 0 veriyor. Sayfanın alt köşesine gidiyorum. İşte o anda neredeysek onu veriyor. Yani ben şuradan yukarı gitmek istemiyorum. Sayfa koordinatını okumak istiyorum. Koordinatı nasıl okuyacağımızı anladık. Şimdi bizim iki tane göz nesnemiz var. Bunlar için şöyle diyebiliriz. Gözler eşittir diyelim. Document.QuerySelector vardı. Hatırladın mı? Query selector vardı. Bir objeyi seçmemizi sağlıyordu. Şimdi bir de query selector all var. Her objeyi seç. Bu verdiğim selektörü taşıyan bütün objeleri seç. Nedir o selector? Sınıf. Şu sınıfı taşıyan bütün objeleri seç. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Birden fazla göz nesnesi oldu elimde. Bunu mesela şöyle dersek console log eyes dersek şuraya. Bak şimdi. Görüyor musun? Not list 2. İçinde çünkü 2 tane div var. Bak uzunluğu 2. Birinci div left eye. İkinci div right eye. Görüyor musun bak? İkisini bir seferde seçti. Çünkü bu işlemi aynı anda ikisine birden yaptırmak istiyoruz şu anda biz. Sağ ve sol gözleri seçtik. Problem şu anda burada yok. O zaman eyes.forEach dersek yani her bir göz için dönmeye başla. Dönerken kullandığın nesnenin adı göz olsun. Bunu da bana bir fonksiyon içine ver. Oralara ben kod yazacağım. Dersek şu kod, şu bulunduğum bölüm her bir göz için ayrı ayrı. Mouse'u her hareket ettirdiğimde her bir göz için ayrı ayrı çalışır. Şimdi ben bu göz nesnesinin tam olarak ekrandaki enini, boyunu, koordinatlarını ve şu ortasını bulmak istiyorum. Ortasını. Bu ortasıyla çünkü mouse'un arasındaki farka göre açıyı hesaplatacağım bunu. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Eğer biz buraya gelen göz nesnesinin get bounding client rect dersek bu şu mavi alan görüyor musun? Şu mavi çıkıyor ya üstüne tuttuğum zaman. Tarayıcı içerisinde bu nesnenin işgal ettiği alan demek. Bu client rect. Tamam mı? Bunu al dersek bu bir rectangle olarak döner bize. Bunu da mesela var rect diyelim. Bir nesneye atalım. Bunu bir console'a log edelim. Bak bu rect bize neler veriyor şimdi.
Bak bu da domrek veriyor. X koordinatı var, viti var, heygi var, topu var, görüyor musun? İçinde bunun senin ihtiyacın olan koordinatını bulmak için ihtiyacın olan bütün parametreler bunun içerisinde var. Şimdi ne var elimizde? Mouse'un pozisyonu var. Nesnenin pozisyonu var. Eni var, boyu var. Dolayısıyla ekranın şu üst köşesinden şunun bulunduğu noktayı tam ortasını X ve Y koordinatlarını bununkini de ayrı ayrı hesaplatabilir duruma geldik demektir bu. Dolayısıyla mesela var X diyelim buraya. X koordinatı ekranın solundan ne kadar varsa artı rektin viti böyle 2 kadar. Yani şu noktadan bunun soluna kadar artı bunun yarısı kadar. Böylece x'i bulduk. Ama bu parametreyi iki kere yaptırıyoruz. Unutma, sağ göz için ayrı, sol göz için ayrı hesaplıyor. Demek ki y'de rektin topu artı rekt nokta hek bölü 2 kadar. Böylece her iki gözünde tam x, y koordinat sisteminde merkezlerini bulduk. Hatta istersen bir yazdıralım onu. X diyelim artı Y diyelim şuraya. Bir ekrana bir yazdıralım onların ikisini de. Şimdi burada dikkat edersen bak iki ayrı rakam veriyor bize. Fark ettin mi bak? Birisi 266'ya 248'de, birisi 443'e 248'de. Neden? Çünkü birisi sol göz, birisi sağ göz. Yatayda aynı yerdeler. Yani Y düzleminde aynı yerdeler ama X düzleminde aynı yerde değiller. Aynı şeyi iki kere hesaplatmış oluyoruz böylece. Şimdi yine JavaScript'te de birçok yazılım dillerinde de bulunan ve kullanılan bir özellik var. Atanjant 2. Bunu kullanacağız. Önce komutu bir yazayım, sonra anlatayım. Met.atan2. Bu iki tane parametre ister bizden. X koordinatı ve Y koordinatı. Peki bu atanjan ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor bak. Sıfır konumuna göre verdiğin bir pozisyonun, bir lokasyonun, koordinatın X, Y düzlemi üstünde sıfıra göre verdiğin bir konumun radyan cinsinden sıfıra olan açısını söyler. Bu ne demek? Bu işte gel anlat anlatabilirsen demek şimdi. Buradan bir print screen alıyorum. Paint açıyorum. Paint Terk'e hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Lan şimdi Paint'i kullanmayı bilmediğim ortaya çıkacak da neyse şu kılavuz çizgileri kapat bakayım. Tamamdır. Bakın şimdi sayfanın şurası neresi orası göstereceğim. Acele etme. Paint'i kullanmayı bilmediğim için zor oluyor. Bak sayfanın şurası. Ya bunun fırçası yok mu ya? Şöyle cart diye dolu dolu boyasam mı? Varmış. Fırça. Büyük fırça. Parçanın bak pardon sayfanın şurası sıfır koordinat. Tamam. Burası x artı koordinatı. Burası da y artı koordinat. Şimdi diyelim ki ben şurada bir nokta biliyorum. Bu noktanın x değerini ve y değerini biliyorum. Eğer ben bu x ve y değerini atanjant 2'ye verirsem, atanjant 2 bana şu açıyı verir. Buradaki açıyı hesaplamamı sağlar. Neden? Çünkü dik bir üçgende iki kenarın uzunluğunu biliyorsanız, üçüncünün uzunluğunu ve iç açılarının tamamını hesaplayabilirsiniz. İşte bunu hızlıca yapıp bize bu aradaki açıyı verir. Ama bu açıyı ne cinsinden verir? Radyan cinsinden verir. Ne kötü mouse'la yazdım ya. Radyan. Nedir bu radyan? Burası da ilginç bir durum. Radyan, merkezden görülen bir birimlik açıya söylenilen bir isim. Bir radyan bir ölçü birimi, aynı derece gibi. Aslında askeri amaçlarla falan çok kullanılıyor. Pusulalar
yön bulma aletleri falan çoğu radyanla çalışıyor. Ama biz tabii günlük hayatta radyan kullanmadığımız için bunu pek bilmiyoruz. Radyan bir ölçü birimi, aynı derece gibi. İşte bir çemberi 360'a bölünce 1 derece oluyor ya. 180'i pi'ye bölünce de 1 radyan oluyor. Bak bir daha söylüyorum. Bir çemberi 360'a böldüğünüzde 1 derece oluyor. 180'i pi sayısına böldüğünüz zaman da 1 radyan oluyor. Ve bu bize tanjant 2 radyan cinsinden şeyi veriyor. Açıyı veriyor. Biz bu açıyı derece cinsine çevireceğiz şimdi. Birazdan çevireceğiz. Peki buna parametre olarak x'i ve y'yi mi vereceğim? Hayır. Eğer x'i ve y'yi verirsem bu x ile y arasındaki açıyı verir. Şu sıfır köşesiyle bu gözün arasındaki açıyı verir. Ben gözle mouse arasındaki açıyı istiyorum. Bunu da hesaplatmak için ne yapacağız? Çok kolay. X'ten, mevcut x'ten bizim şu anda e nokta x'te tuttuğumuz e nokta x parametresinde duran şurada hani event'ın e'si var ya şurada. Mouse'un x koordinatını çıkartacağız. Pardon özür dilerim yanlış söyledim. Mouse'un koordinatından yani e nokta x'ten bizim sabit olan x değerini çıkartacağız. Koordinatı e nokta y'den de y koordinatını çıkartacağız. Yani ben bu mouse'un şu anda durduğu yerle bu gözün merkezi arasındaki açıyı öğrenmek istiyorum. O yüzden bu aradaki değeri vereceğim. Bunları verdiğimde bana bunu radyan cinsinden verecek. Konsola bir yazalım. Bak radyan cinsinden gelen değeri konsola bir yazdıralım. İki kere verecek. Onu hatırlayalım. Çünkü biri sağ biri sol bunların. Görüyor musun? Çok küçük bir değer olarak veriyor radyanı. Ben tam tur atsam bile üstünde küçük bir değer olarak veriyor. Biz bunu ne yapacağız? Dereceye çevireceğiz. Peki nasıl çevireceğiz? Çok basit bir matematiksel işlemden geçireceğiz. Var derece diyelim mesela buraya. Bak ne dedik? Bir radyan 180 bölü pi'ye eşittir. O zaman radyan çarpı 180 bölü 180 deyip 90 yazıyorum ya. 180 bölü mat nokta pi dersek bu bize derece cinsinden bir sayı vermeye başlar. Bunu bir konsola atalım. Şöyle. Gördün mü? Şimdi burada şöyle bir şey var. Dikkatinizi çekecek. Bak bu çemberin solundayken negatif veriyor sayıyı. Sağındayken pozitif veriyor. Görüyor musun? Şu göz çukuru için düşün. Negatif, pozitif. Negatif, pozitif. Çünkü radyan 360 üstünden değil, bir çemberin yarı çapındaki yay üstünden hesaplandığı için çemberin yarısı kadar olabilir. Bunu da düzeltmek için ne yapacağız? Şu arkadaşımızın tamamını eksi 1 ile çarpacağız. Bir sayıyı eksi 1 ile çarparsanız o sayının artısına ulaşmış olursunuz. Yani ABS fonksiyonundan geçirmiş olursunuz. Absolut değerini almış olursunuz. Eksi ile eksinin çarpımı artı eder diye matematik derslerinde anlattılar ya yıllar boyunca. O sayıyı eksi 1 ile çarparsan o sayının artısını bulmuş olursun. Bak. Artık sayıların ikisi de artı. Gördün mü? Budur. Şimdi bunu da 360'a tamamlamamız gerekiyor. Bu elimizdeki değeri tamamını. Bunu tekrar bir parantez içine alacağız. Tamamını çünkü radyan 180'de çalışıyor. 180 derece daha ekleyeceğiz bunun üstüne. Hop. Ondan sonra da analog saatte kullanmıştık. Hatırlayacaksınız. Şu andaki göz isimli nesnemizin style aynı şey olmuş daha bu videoda da. Buna style yazıyorum başka bir şey yazıyorum. Style nokta transform nesnesi eşittir. Çevir artı derece artı dek. Parantezi de kapat. Noktalı virgül diyerek
bitirmiş olacağız. Gördün mü hareketi? Çok komik ya. Bak. Evet. Şimdi bunu bir tam ekran yapalım. Evet, minyonumuz bitti. Biz mouse'u nereye götürürsek ona bakıyor. Bak. Evet, The Godfather ile Değişik Şeylerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Böyle bir çalışmada birincisi değişik şeyler öğrendik. Değişik şeyler yapmanın değişik yollarını öğrendik. İkincisi bu ne işimize yarar diye soranlar oluyor. Ne işinize yarar? Ne bileyim, böyle mesela çocuk içerikli, çocuklara yönelik karakterleri olan bir site tasarlarsınız. Orada kullanabilirsiniz. Veya müşterinizin böyle bir karakteri vardır. Bir maskotu vardır. İlgi çekecek şekilde o maskotu gösterecek şekilde kullanabilirsiniz. Küçültüp bir kenara yapabilirsiniz. Eğer hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yazmayı, videoları beğenmeyi, her şeyden de önemlisi bu videoları bunlara ilgi duyacağını düşündüğünüz diğer insanlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. İyi günler.